Başkanım, yavaş yavaş vaktimiz de geldi. Dilimiz döndüğünce ben size sorular sorayım. Siz de Aynen, aynen. Biz ya eğitici değiliz. Yani evet. öğretmen de değiliz. Evet. Yanlışlarımız elbet olur. Evet. Konuşma tarzımız daha kişiden kişiye farklı olur. Evet. Bakış açılar farklıdır. Ama dilimiz döndüğü kadarıyla kendimizi ifade etmeye çalışacağız. Evet, evet. Amacımız zaten. Baştan söyleyelim. Dilimiz falan sürçülürse affola yani. Affola, Sürçülisan affola. edersek. Aynen. Tamam başkanım, o zaman ben size ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii. Öncelikle 1881 Derneği'nde genel başkan yardımcısı olduğunuzu biliyorum ama bunu sadece ben biliyorum. Kısacası Hamza Kozdere kimdir? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Öncelikle iyi yayınlar dilerim kardeşim sana. Sağ olun. Hepimize, misafirlere de bizi izleyen, gelen, gelecek olanlar. Evet. Adım Hamza Kozdere. Bu yayını ilk konu olmaktan da gurur duyuyorum. Yani. İlk yayına başlayacağız. İlk yayın. Evet. İlklerin her zaman heyecanı farklıdır. Evet. Ben 1971 doğumluyum. Mesleğim gıda teknikeri. Özel bir firmada 14 yıl kalite kontrol elemanı olarak çalıştım. Tabii yaş itibariyle belli bir yaştan sonra emeklilikte yaşa takılanlar grubuna girdik. Biz Evet. de şu anda 10 ay var emekliliğime. Emekliliğimi bekliyorum. Dernek çalışmalarıyla uğraşıyorum. İzmir Karşıyaka'da yaşıyorum. Evet. Karşıyaka Spor Kulübü bayan voleybol takım kaptanı Ece Kozler'in de babasıyım. Buradan herkese Öyle selamlar da var. Evet. Sporcu bir yaklaşımda yetiştiriyoruz kızımızı. O da maşallah Evet. iyiler şu anda. Maşallah, maşallah. 1881 Derneği kurucu üyesi ve şu anda da genel başkan yardımcılığı. Anladım, Devam ediyoruz. anladım Dernek başkanım. işleriyle uğraşıyoruz. Anladım. O zaman ben kısacası 1881 Derneği kimdir diye sorarak başlamak istiyorum ki bizi de takip edenler kimmiş 1881 Derneği bir kısacası sizden öğrensinler. Valla bizler kendimizi şöyle ifade ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği Türk gençleriyiz. Evet. Atatürk devrimlerinin savunucusu ve Yılmaz bekçileriyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik, siyasi, eğitim ve askeri yönden tam bağımsızlığından yana olanlarız. Hiçbir siyasi partiye ve kuruma bağlı olmayan ve bağlı olmayacak aklı hür, vicdan hür bireyleriz. Evet. İnsana, doğaya ve sanata saygılıyız. Evet başkanım. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini hedef seçmiş, gücünü Türk tarihinden alan, aklı ve bilimi yol gösterici kabul eden Atatürk gibi Türk milliyetçisi olanların buluştuğu bir fikir ve düşünce grubuyuz. Biz kendimizi böyle ifade ediyoruz. Yani şunu söyleyebilsek doğru söylemiş olur muyum başkanım? 1881 Derneği hiçbir şekilde ne bir siyasi partinin yanında ne de bir siyasi partinin karşısında. Yani siyaset üstü Mustafa Kemal Atatürk'ün savuncusu. Doğru mu? Doğru mu anlamış mıyım? Doğrudur, doğrudur. Bizim zaten burada ortak hedefimiz. Bizi bir araya getiren zaten Atatürk'tür. Evet. Atatürk de zaten her şeyin üstünde siyaset üstü bir kişiliği vardı. Evet. Zaten onu hiçbir yere yakıştıramıyor zaten. Anladım. Onun için. Peki resmi olarak ne zaman kuruldu başkanım bu dernek? 1881 Valla Derneği. 1881 Derneği resmi olarak bir 3 yıllık bir geçmişi var. 19 Şubat 2016'da resmi olarak dernekler masasından onayınızı aldık. Ama Evet. sadece bu 2016'da hemen bir gün önce gidip biz dernek kuralım şey olmadı. Hiç olmadı. Biz bu göreve Atatürk'ün itibarsızlaştırmasından, çalışmalarından rahatsız olan arkadaşlarla şu anda genel başkanımız olan Borga Sezer, buradan da kendisine selam söylüyorum. Kendisi sanırsam Vallahi. yayındadır. Seyrediyorsa merhabalar başkanım. Borga Sezer'in önderliğinde 2014 yılında önce kahvelerde toplandık. Evet. Bizi buraya getiren zaten Atatürk'tü. Atatürk'ün son yıllarda itibarsızlaştırıldı. Okul kitaplarından çıkarıldı. Bize bir Arap kültürü empoze edilmeye başlandığı için biz de ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diyerek kahve köşelerinde toplanmaya başladık. Evet. 5 kişiydik, 10 kişiydik. Baktık ki artık kahve köşeleri bizi kaldırmıyor.
Yani 10 kişi, 15 kişi bir noktaya geldin mi artık grup olmak ve dikkat çekiyorsun. Biz evet. böyle olamaz, artık bir somut adım atmamız lazım diye düşündük. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diyerek bir fikir grubu oluşturmaya fikrine onayladık. Bu fikir grubu ne olabilir? Hangi dalda mücadele edebiliriz? Dedik ki dernekleşelim. Yani fikir grupları bir dernek olması lazım. Evet. Onun için dernekleşelim. Tabii bu dernekte ne yapacağız? İsmi ne olacak? Logosu ne olacak? Hangi, ne amacıyla olacak? Onu bir plana sokmamız lazımdı. Düşündük, taşındık. Vallahi bu aylar sürdü yani. 5-6 ay sürdü. En sonunda Borga Başkanımızın ismine Atatürk'ün doğum tarihi 1881 derneğimizin ismini verelim. Evet. Bu gayet de mantıklıydı. Çünkü 1881 deyince ikinci bir açıklama gerektirmiyor. Yani derneğin bir sürü Kanarya Sevenler Derneği var. Ne iş yapıyor, ne yapıyor derseniz onu biraz daha anlatmanız lazım. Ama 1881 tabii deyince insanlar zaten bilenler 1881 deyince ne faaliyet yapıyorsunuz deme cüretini bile göstermiyorlar. Ama evet, baktık ki 1881 bile halkımızda bilinmiyor. Yani unutturulmuş 1881 tarih. Yani ne anlama geldiği bile unutulmuş. Onun için bir 1881 derneği ismini koyalım dedik. Buna bir logo lazım. Evet. Logomuz da siyah zemin üzerine ay ve 1881 yazısı. Arkanızda da gördüğünüz bak, üzere. Göğsümde de vardır. Şimdi evet, görebilirsiniz. Gördüm. Bu şekilde logomuz bu. Gayet evet, de güzel bir. Yani estetik açıdan da güzel. Sade, gayet güzel. Siyah üzerine. Aynen. Peki başkanım bu arada kurulma aşamasında size... Borga Sefer Başkanımız gelmiş. Aşağıda bizlere selam gönderiyor. Biz de kendilerine selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Aynen. Hazır konusu açılmışken biraz genel başkandan bahsedelim. Valla. Genel başkanımız Borga Sefer. Kurucu başkan. 3 yıldan beri hatta 5 yıldan beri götürüyor. Kendisi bir kafe işletmecisidir. Atatürkçü bir arkadaşımızdır. Önderdir, liderdir. Onun çevresinde toplandık. Evet. Birleştiricidir. Gayet de güzel gidiyor şu anda. Dernek çalışmaları. Anladım. Artık peki, başkanım, yönetim kaç kişiden oluşuyor yönetiminiz? Vallahi yönetimiz tüzük gereği 13 asil, 13 de yedek var. Yani 13 evet, kişideki çoğunluk, yani sadece başkan deyip bu iş olacak değil mi? Yani salt çoğunluk isteniyor. Yani evet, kararlarımız hepsi salt çoğunlukla. Yani oy birliğinden alınıyor. Bir de denetim kurulumuz var. Yani yasalar gereği böyle olması lazım. 3 denetim kurulu üyemiz var. 3 tane de yedek üyemiz var. Toplam aktif olarak bu şekilde bir çalışma prensibi var. Yani anladım. Yasaların bize ne öngördüyse biz de o şekilde uymaya çalışıyoruz zaten. Yasa ve kurallar çerçevesi içerisinde devam ediyorsunuz. Çünkü çıkamazsın yasalar. Çünkü resmileştirdiğin zaman belli yükümlülükleri yerine getirmen lazım. Evet. Biz de olduğumuz gibi yani 3 yıldan beri ayakta kaldık. Böyle de devam edecek. Anladım başkanım. Peki farklı şehirlerde şubeleriniz veya temsilcilikleriniz var mı? Vallahi biz şube açmayı, yani bize şube için çok başvurular geliyor. Yani yurdun en ucundan, en ücra köşelerinden bile temsilcilik açalım diyoruz. Ama bizim aldığımız karar ilk yıl için bir hedefimiz vardı. İlk 3 yıl için. İlk 3 yılda biz şube açmayacaktık. Açmama kararı. Evet. Çünkü şube açarsan enerji dağılıyor. Enerji dağılmasın diye biz 3 yılda kendim içimizdeki eğitim kadromuzu oluşturmak ve kendimizi eğitmek için 3 yıllık bir hedef koymuştuk. Yanılmıyorsam bunu da başardık ama önümüzdeki yıl 2021 yılı için şube açmaya başlayacağız. Gelen talepleri değerlendiriyoruz. İnşallah güzel şubelerimiz de devam edecek. Yani 81 ilde 81 tane 1881 derneği şubesini görmek istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Sayı özel olarak seçilmiş. Tabii. Biraz şey olsun. Özel olsun. Evet. Peki, yani belli bir kriter olması lazım. Evet başkanım. Tabii. Derneğinizin amacı veya ana hedefi var mıdır?
Nedir yani ana Tabii. hedef ve amacı nedir? Şu anda derneğimizin amacı, yani tüzükte de geçiyor. Bizim evet. web sayfamız var, www.1881derneği.com. Oraya isteyen arkadaşlar girebilir, bizi tanıyabilirler. Tüzüğümüz de orada yazıyor. Ama amacımız Türklüğün ebedi önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, Türk devrimlerini incelemek, araştırmak, korumak, yaymak, yaşatmak, belgelerle kamuoyunu doğru bilgilendirmek. Evet. Atatürk'ü anlamak ve onun gibi düşünmeyi öğretmek. Türk kültürünü araştırmak, tanıtmak, yaşatmak ve yaymak. Bir de bizim dernek çalışmalarımızın temel prensibimiz gereği inanç ve siyaset ilgili konular dernek faaliyetlerinde yer alamaz. Yani tartışmaya açılamaz, propaganda yapılamaz. Biz diyoruz ki kapıdan girdiğiniz zaman da 1881'e bütün her şey dışarıda kalacak. Evet. Bizim en büyük üyelerimizden istediğimiz budur. Yani siyaset ve din bu kapıdan içeri giremez. Yani fikirlerimizi Atatürk'e yoğunlaştırıp gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz, projeler üretmektir. Ana hedefimiz ise gençlerimize, çocuklarımıza, Türk milletine unutturulmaya çalışılan kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk devrimlerini anlatmak, onun gibi düşünmeyi yılmadan, usanmadan, elimizden geldiği müddetçe gelecek nesillere öğretip aktarmaktır. En büyük ana hedefimiz budur. Gelecek Evet. nesillere atalarımızı, Türk kültürünü, Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, neler çekildiğini onları unutturmadan gelecek nesillere aktaracağız. Ben Onlardan bu da bekleyeceğiz gelecek nesilleri. Başkanım, ben burada bir virgül koymak istiyorum. Neden Tabii. diyeceksiniz? Yayınımızın başında belki duyanlar oldu, duymayanlar oldu. Ben tekrarlamak istiyorum bunu. 1881 Derneği benim anladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla hiçbir siyasi partinin ne yanında, ne de arkasında, ne de karşısında. Ben bunu anladım. Doğrudur. Doğru anlamışımdır. Doğrudur. Bunda Biz de siyasi partilerin yani arka bahçesi veya ön bahçesi yok, birilerinin adamı, biri kuruluşun kim var arkalarında, öyle bir şeyimiz yok zaten. evet. Amacımız o. Onu hiç bulaştırmamak. Nasıl Anladım. temiz gidiyorsak o şekilde gidebildiğimiz kadar bunu sonsuza kadar götürmek. Yani siyasette bulaştığın zaman her taraftan bir siyasete çekiyorlar. Ama bizim zaten ortak hedefimiz Atatürk. Evet. En büyük Atatürk. Bizi bu araya getiren Atatürk. Ona en Peki azından buyur. Başkanım, dernek çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii dernek çalışmaları çok, yani şimdi aklıma geldiklerini söyleyeyim. Bayağı 3 yıl oldu biz kurulalı. Biz aktif bir derneğiz. Ya yani sadece fikir ve düşünce derneği değil, bunu hayata geçiren. Çünkü diyoruz ki hayat karar ve eylemdir. Fikirler, yani eyleme geçmeyen fikir de fikir değildir diye düşünüyoruz. Her Evet. fikri eyleme geçirmek lazım. Biz dernek çalışmalarını şimdi 3 yıl içinde neler yaptığımızı, bir eğitim faaliyetleri, sosyal faaliyetler ve kültürel faaliyetler de 3 kol üzerinde yaptık. Eğitim faaliyetlerinde halkımız açık Atatürk ve Türk kültürüyle ilgili 18 tane konferans bu zamana kadar bir dernek için. Dernek içinde tarih, ekonomi, kültür, güncel konular, teknoloji konulu 36 tane söyleşi ve sunum yaptık dernek üyelerimize. Konularında uzman eğitmenler tarafından dernek içinde 46 tane eğitim vermiştik. Yani bir bir saydık. Yani tek tek Evet. not aldık. Aldık ve bu eğitim faaliyetleri devamlı sürüyor. Derdimiz açık olduğu sürece haftada en aşağı bir tane eğitimi ona gidiyor. Sosyal çalışma alanlarında ihtiyacı olan okullarımıza spor malzemesi yardımı yaptık. İmkanlarımız doğrultusunda. Okul kütüphanelerine kitap desteği sağladık. İhtiyacı olan ailelerimize de gıda ve yiyecek yardımı yaptık. Bunu bir reklam amaçlı yapmıyoruz zaten. Evet. Bir de kültürel faaliyetlerde halka açık 3 tane tiyatro etkinliği, 3 tane konser etkinliği yaptık. Bunları tek başımıza değil, ortak tiyatro etkinliklerini beraber yürüttük. Doğa ve çevre için faaliyetler yürüttük. Yani bizim
1881 derneğinin kolu çok uzun. Yani 1881 deyince Türkiye'de ne var ne yok hepsi Atatürk giriyor işin içine. Atatürk olan yerde de biz olmamız lazım. Evet. Doğa çevre için 10 Kasım en son faaliyetimiz 10 Kasım 2019'da Menemen Bağcılar Köyü'nde Kuvayi Milliye'mizin biliyorsunuz bu yıl 100. yılıydı. Evet. Bir Kuvayi Milliye ruhunu taşıyacak bir Kuvayi Ormanı oluşturmak istedik. İlk fidanlarımızı da diktik. Daha da mevsimine göre devam edeceğiz. İşte bu koronavirüs olmasaydı geçen Mart ayında da bu ayda da dikimlere devam edecektik. Biz bu Bağcılar Köyü'nü Menemen'in bir pilot köyü olarak ilan ettik. Dedik ki bu pilot köyü de nasıl güzelleştirme yapabiliriz muhtarımızla veya çevre sakinleriyle. Bir plan doğrultusunda elimizden geldiği kadar yardım edip o köyümüzü güzelleştireceğiz. Yani yaklaşık İzmir'de 6000 tane dernek var. Evet. 6000 tane köy yok. Her dernek bir köye bizimki gibi somut bir adım atsa zaten İzmir'i yani yurdumuzun güzel bir cennet köşesi bir kat daha güzelleşir. Bizim hedefimiz o. 29 Ekim'leri biz kırmızı halılarda değil, ağaç dikerek kutladık. Bundan sonra da devam edeceğiz kutlamaya. Çünkü Afet İnan hocamızın bir şeyi var, çalışması var. 29 Ekim'leri ağaç dikerek kutlayalım. En son Evet. günlerde zaten bu orman yangınlarından dolayı da bu gündeme geldi. Ama biz bunu 3 yıldan beri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yani artık kırmızı halıları bırakalım, icraat yapalım. Hep söylem, hep söylem, hep düşünce, hep düşünce. Ama hiç hayata geçiren somut adımlar yok. Yapılması gereken. Biz onun için kurulduk zaten. Değişik Evet. bir derneğiz. İsteyen çiftçilerimize bak, biz yerel tohum yoksa gelecek de yok diyerek köylerden tedarik ettiğimiz yerel tohumlar veriyoruz. Bunun için de projeler ürettik. En son tarımda da edebi kahramanlarımızın yanındayız diye İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından da hibe aldık, hibe desteği aldık. 2017'de başladık. Daha bir yıl olmadan bize hibe desteği verildi. Yani Evet. ne kadar demek ki buralarda bir Doğru. açık var. Doğru Evet. hamleyi yaparsan destekleniyor. Bizim de hedefimiz Ege bölgesinde Aydın, Manisa ve İzmir'de tarımla uğraşan şehit ve gazi ailelerimize yerel tohum desteği sunduk. Sunmaya başladık. Bu projemiz doğrultusunda 135 ailelerimize birebir yani temas ederek 1085 paket yerel sebze tohum paketi dağıttık. Halen de bu devam ediyor. Daha da talep var. Demek ki doğru yoldayız. Doğru yoldaysa Evet. Yapılması gerekiyor. Bir hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi de Canım Atatürk adlı ilkokul çağındaki çocuklar için hazırlanan kitapçık yaptırdık. Şu galiba değil mi başkanım? Evet, doğrudur. Elinizdeki tuttuğunuz. Bu Evet. genelde ilk öğretim çağındaki çocuklar için geçerli. İçinde kuru kalem çizimler var. Bunu çizen arkadaşımız, otizmli bir genç ressamımız. Bu Evet. ismini kitaba ismini veren otizmli bir arkadaşımız. Her ikisi de Güzel otizmli. bir çalışma oldu. Evet. Bunu 10 Kasım 2017 yılında hayata geçirdik. 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Karşıyaka Çarşı girişinde 1881 adet ücretsiz kitap dağıttık. Bu Canım Atatürk için yaptığını. Sadece Evet. çocuklara. Tek Evet. hedefimiz çocuklar olduğu için. Bunu her yıl yeniliyoruz. Millet 1881 tane kitabı biliyorsunuz. Ne amaçla, bilmem ne paralarıyla, meblağlar, yüksek paralarla sattılar. Biz bu projeyi önceden hayata geçirmiştik. Başka aklıma gelenler... Ha, Ben Nutuk Çalışma Grubu, Nutuk Çalışma evet. Grubu oluşturduk. Çalışma grubundaki arkadaşlar çok iyi çalıştılar. Halka açık Nutuk hakkında sunumlar yapıldı. Ayrıca Karşıyaka'da Nutuk müfredata alınsın ve okullarda ders kitabını olarak ders olarak okutulsun diye imza kampanyası kampanyası. başlattık. Evet. Bu ulusal basında bile yer aldı. Evet. Halen de devam ediyoruz bu imza kampanyasına. Koronavirüs nedeniyle biraz ara vermek zorunda kaldık. Bundaki de hedefimiz toplanan imzaları milletvekilliği aracılığıyla meclise taşımak ve bu taşıdığımız imzalarla da
Nutuk'un müfredata alınmasına katkı sağlamak. Tek amacımız bu. İnşallah şey olacağız. Sonu iyi olacak. İmzaları İnşallah. Topluyoruz, devam edeceğiz. Bir dahaki yıl önümüzde göreceğiz bakalım ne olacak. Başkanım, ben diğer soruya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu Canım Atatürk kitabıyla ilgili iki tane otizmli kardeşimiz yaptı bu kitabı. Ben buradan şunu belirtmek istiyorum. Otizm bir eksiklik değil, bir farkındalıktır. Bu gibi insanları gördüğümüz zaman alaycı gözle veya bir tuhaf gözle bakmamamız, onları sarıp sarmamamız gerekir. Ben bunu buradan bizi izleyenlere, daha sonra izleyecek olanlara da söylemek istiyorum. Hazır bu kitabı da elimize almışken bunları da söylemek istedim. Otizm eksiklik değil, bir farkındalıktır. Doğrudur. Yani çizdiği resimleri görseniz, yani evet. Görüyorsunuz. Herkes görmesi lazım, birebir. Biz bile ilk başta çok tereddüt ettik. Acaba kendisi mi çiziyor? Yanımızda çizdi yani. O kadar, evet. O kadar yani becerikli. O zaman yani sanat, sanatçı. Evet, buradan da anladığım kadarıyla. Onları da işte bir farkındalık olsun diye yaptık. Evet, buradan da anladığım kadarıyla başkanım, ben bir sonraki sorum hedef kitleniz kimlerdi diye soracaktım. Fakat siz gençler ve çocuklar olduğunu zaten dile Doğrudur. Getirdiniz. Doğrudur. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir tane büyük bir projemiz var. Bizim asıl evrecimiz. Ben de yıllardan beri düşünüyorum. Biliyorsunuz 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı. Evet. Bunun için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Biz de diyoruz ki kalkınmanın köylerden başlaması gerektiğini söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1933 yılında öyle bir plan çizmiş ki, yani bu planı şu anda bile akıl almaz derecede, bu planı nasıl çizmiş, neler düşünmüş 1933 yılında. Yani düşünün, köyde hayvan mezarlığını düşünmüş. Öyle geniş bir şey. Çoğumuz biliyordur belki. Cumhuriyet Köyü Projesi. İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi. Bu proje hayata yani tam anlamıyla basiretsiz, bilimden uzak yöneticiler tarafından hep sümen altı edilmiş. Hep yarım yamalak kalmış, artık elini değiştirmiyor. Çünkü bu kalkınmanın köyde, yani şehirleşme, küçük şehirleşme çalışması mı var? Tahminen 2021 yılının ilk 6 ayında bunu tamamlayacağız. Böylelikle çocuklarımızla, gençlerimizle elimizde somut birer örnek olacak. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani yayın, basılı yayın dediğimiz gibi yok. O da bir maddi külfet. Hele bu çağ artık teknoloji çağı. Evet. Kimse dergi, gazete, herkes internet üzerinden ulaşıyor. Bizim web sayfamız var. Web sayfamız güncellenmek üzere. Güncelleniyor. Orada da makalelerimiz olacak. Köşe yazarlığımız olacak. Gündemle ilgili konularımız olacak. Atatürk ile ilgili her şeyi oradan, web sayfamızdan da artık teknoloji, iki düğmeye basıyorsunuz, her şey karşınıza çıkıyor. Bir yönden de o. Dediğiniz gibi dergi bayağı maliyetli bir iş. Ona da bir kaynak lazım. İleriki yıllar olur mu? Tabii ki olur. Somut bir şeyler yapmak lazım, kalıcı. Herhangi bir sosyal medya hesabınız, illaki bu şu an Instagram'ı kullandığınıza tabii, göre. Instagram var, Facebook sayfamız var. Twitter var. 1881 Derneği yazarsalar zaten bütün sayfalara ulaşırlar. Zaten bayağı da kitleye ulaştık sanıyorum. Evet. Gün geçtikçe de yoğunlaşıyoruz. Büyüyoruz. Evet. Bizi anlamaya çalışıyorlar yani. Doğru Peki yoldayız. Evet başkanım. Peki derneğinizin kaç tane üyesi var? Şu an hali hazırda asil, yedek, valla bizde dernekte üye sistemi şu şekilde. İki tane üye grubu oluşturduk biz. Aktif üye ve pasif üye. Yani aktif üye. Zaten derneğe üyelik yasalar gereği 18 yaşını doldurmuş, iki fotoğrafını getirip bütün derneklere üye olabiliyorsunuz. Tabii o derneğin üyelik şartlarını taşıyorsanız. Ana hatlarda. Bizde de çok gelenler oldu. Daha üye olalım, üye olalım. Ama biz öncelikle bizim üyelik sistemi genel merkeze bağlı olmuyor. Tek genel merkez var. Üyeler direkt genel merkezden olabiliyor. Az önce söylediğim gibi web sayfasını oluşturduğumuzda Türkiye'nin her tarafından
üye kabulü de edebileceğiz. Tabii üye kabulünde de bazı kriterlerimiz olacak. Ben de tam onu soracaktım şimdi. Ne gibi kriterleriniz var? Üye olmamız için kriterlerimiz biliyorsunuz dernekler şartlar 18 yaşını doldurmuş, ehliyeti olan yani ehliyeti yani seçme ve seçilme hakkını elde etmiş, kaydı temiz, Atatürkçü, Atatürk ilkelerine bağlı, Atatürk devrimlerini gerçekten hisseden, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü kabul eden, yani bölme işlemleriyle uğraşmayan, bölücülerle uğraşmayan herkes derneğimize üye olabilir. Bu yönetim kurulu, bu eleme usulü dediğimiz sistem var. Yani eleme dediğim bir gözden geçirme var. Kriterler de uygunsa üyelik kabul oluyor. Tabii bu üyelik kabul olurken bir Atatürk'ü anlamış, izinden gitmek isteyen her vatandaşı da zaten kabul ediyoruz. Aşağıda 1881 Derneği Genel Başkanı Borges Özer yazmış ki FETÖ'ye selam vermemiş diyor başkanım. Evet. O en çok uğraşanlar o. Evet. Yani en çok. Baştan beri uğraşanlar da. Kimler geldi, kimler gitti. Evet, yani bir kitap yazılır, bir roman yazılır yani. Başkanım bu arada bir tane benim gördüğüm kadarıyla soru işaretinden bir soru gelmiş. Açıkladık. Fakat tekrardan sorayım. Belki yoktur misafirimiz o an. Planlanan projelerimizden bahseder misiniz diye sormuş. Ha, planlanan projelerimizden. Evet. Tabii bahsedelim. Planlanmış proje. Bu arada misafirlerimizden sorular varsa tabii ki de ben Hamza Başkanım'dan yaklaşık 45 dakikalık bir süre istedim. Söz aldım. Kendisi de kabul ederse, sizin de merak ettiğiniz sorularınız var ise sorabilirsiniz. Tabii sorabilirsiniz. İstediğiniz soru sorabilirsiniz. Canı gönülle cevaplayabiliriz. Tabii ki bildiğimiz dilimiz olmaz. Döndüğü kadarıyla cevaplarız. Yani hayata geçireceğimiz projeler dediğimiz gibi şey var. Bu Cumhuriyet Köyü projesi var. 100. yıl. Evet. En büyük hayata geçireceğimiz. LUT'u çalışma grubunu oluşturduk. LUT'u sadece İzmir'le sınırlı kalmayıp illerde, ilçelerde konferanslar düzenlemek. LUT'u tanıtmak. Bir LUT'u müfredata alınması için çalışmalarımız var. Projelerimiz var. Başka hedeflediğimiz projeler. Bir de çocuklar için bu yıl her doğan çocuk için bir projemiz vardı. Onu hayata geçirdik. Zaten evet. Bunu Büyükşehir Belediyesi de zaten sahiplendi. Onlar da şu anda hayata geçirdi. Projelerimiz bizi takip ediyorlar. Projelerimiz mesela Nutuk müfredatı alınsın diye çoğu illerde, belediyelerde öyle de. Yani demek ki izimizi takip edenler var. Veya aklın yolu birdir. Yapılması gereken budur. O da var tabii. Evet. Gazette dediğimiz gibi dergi projemiz var. Altyapısı oluşturuldu. Başka hedefteki projelerimiz bunlar. Tabii, bu arada şu anda aklıma gelenler. Yani tabii. Dernekte el altında bir sürü projemiz var, dosyamız var. Ama tabii şu an tabii bazen de söylemek istemiyoruz tabii. Evet. Bazen projeler. Bu arada yine bir soru gelmiş. Söylemiştik ama yine söyleyelim başkanım. Tabii. Kuruluş tarihi, 1881 Derneği'nin kuruluş tarihinden bahsedelim biraz. Kuruluş tarihi 19 Şubat 2016. İzmir Karşıyaka'da kuruldu. Evet. Bunun tabii sadece kuruluş resmi kuruluşu. Bundan yaklaşık 2 yıl önce, 2014 yılında kahve köşelerinde Atatürk'ün itibarsızlaştırılmasından kaynaklanan, ders kitaplarından, tarihimizden Atatürk'ün ve Türk kültürünün yavaş yavaş silindiğinden rahatsız olan arkadaşlarla, tanıdık arkadaşlarla sohbet imajında bu iş buralara geldi. Ne yapabiliriz? Somut adımlar elde etmek için derneği kurduk. Evet. 3 yıldan beri aktif olarak devam ediyoruz. Devam etmeye de çalışacağız. Yani diğer derneklerden farkımız bu. Hayat kararlı eylemdir. Daha önce söylediğim gibi. Fikirler eyleme dönüşmesi lazım.
Tabii. Bir soru daha gelmiş. Buyurun. Peki Ha. resmi olarak üye olmadan derneğe nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye bir soru gelmiş. Resmi üye olmadan derneğe nasıl katkıda bulunabiliriz? Maddi ve manevi yönden. Yani maddi yönden banka hesabımız var. Web sayfamıza girip orada bağış kutucuğunu işaretleyip onun üzerindeki dernek hesabımız var. Oraya yapabiliriz. Manevi yönden de etkinliklerimize katılabilirler. Başka veya Hesaplardan. hangi konuda bize yardımcı olabileceğini belirtir. Eğitim konusu olabilir. Sosyal faaliyetler olabilir. Onu bize Evet. belirtirse o şekilde yardımcı olabiliriz. Veya Yani basit bir bizim tabirle söylemek, basit bir şekilde söylemek gerekirsek de yeter ki bize gönlü bol insanlar, Atatürkçü insanlar lazım. Doğru mu başkanım? Yani bunu aynen doğru. zaten sosyal medya 1881 Derneği'nin sosyal medyaları var. Oralardan da ulaşıp her şekilde yardımcı olabildiklerini belirtebilirler diye düşünüyorum. Doğrudur, doğrudur. Artık teknoloji çağındayız. Bir tuşla her şey Evet. olabiliyor. Daha yakınız yani. Bir tuşla yakınız dedikleri kadar böyle bir söylem de Başkanım, var ya. Bir tuşla yakın. bir soru daha var. Onu da sormak istiyorum size. Tabii, buyurun. Dernek olarak karşınıza çıkan sorunlar var mıdır demiş sevgili Tabii. takipçimiz. Sorunlar her zaman var. Bir, maddi konular zaten. Maddi Evet. konular zaten Atatürk'ün dediği gibi para bulunur. Hiç önemli değil. Önemli olan bize destek veren kişilerin manevi desteği lazım. Biz etkinliklerimize katılmasını istiyoruz. Biz bu etkinliklerimizi ne kadar çok kitlelere ulaştırırsak hedefimize varmış olması lazım. Yani bizim için bir kişi bir kişidir. Evet. Gelsinler, etkinliklerimize katılsınlar, sayfalarımızdan takip etsinler. Yani desteklesinler bizi. Bu şekilde. Anladım, anladım başkanım. Bir sorumuz daha varmış. Tabii. Dernek neden şehit çocuklarına yönelik bir proje yapmıyor? Veya yapıyorsa nelerdir demiş. Valla 2017 yılında şehit ve gazi ailelerimize yerel ton desteği yaptık. Şehit çocuklar için de projelerimiz var. Hatta onlara bir gezi, Anıtkabir gezisi, Çanakkale gezisi, büyük taarruzun yapıldığı alanlara geziler bir planladık. Hatta sportif faaliyetler için de projelerimiz vardı. Yani biz Karşıyaka'dayız. Karşıyaka spor kulübü var. Basketbol diye yazılır ama Karşıyaka diye okunur diye bir tabir var bizde. En büyük spor kulüplerimiz var. Evet. Bunlar da hiç maça gitmemiş, görmemiş. Şehit ve gazi ailelerimiz yakınlarında çocuklarını götürmeyi planlıyoruz zaten. Bir plan doğrultusunda. Bir dahaki yıl için planımız var. Başka yani o arkadaşın bize yönde gösterebilir yani. Şu şekilde de olabilir. Çünkü biz dar açıdan bakıyoruz. Dernek açısından bakıyoruz. Bizim için dıştan bakış açıları da farklıdır. Bize fikirler de söyleyebilir. Fikirlerle getirebilir. Projelerle Evet. gelebilirler. Yani biz her türlü fikre ve projeye açığız. Biz yapalım diyoruz. Yani Evet. çünkü kısıtlıyız. Biliyorsunuz bir insan ne yapar, iki insan ne yapar, üç insan ne yapar. Çünkü fikir alışverişi Bir oluyor. Dernekteki toplantılar, üye toplantıları bunlar için yapılıyor. Fikir Evet. üretmek, faaliyet Bir üretmek. soru bir sorumuz daha varmış başkanım. Tabii. Atatürk'ü anlayan, bilen, daha çok kişiye hitap etmesini sağlamak amacıyla Yılmaz Özdil'den destek almayı düşünüyor musunuz diye bir soru gelmiş. Valla bütün Sinan Meydan, Yılmaz Özdil hepsiyle görüştük. Banu Haber. Onlar bize randevu verecekti. Verecekler. Hala Müsait verecek. olduklarında 3 yıldan beri Evet. uğraşıyoruz. Hepsini getirelim diye. Bir Osman Paşa bize cevap vermişti. Osman Paşa'yla yaklaşık 2017 yılında hatırlamıyorsam, yanılmıyorsam güzel bir gençlerle yani 1000 kişiye yakın bir konferans verdik. Büyük bir Evet. konferanstı. Valla hepsiyle görüşüyoruz.
Borga Başkanım daha iyi bilir. Orada yazabilir yani kimlerle görüştüğümüzü. Aklınıza hangisi Atatürk dediğiniz kişilerle görüştük. Ve bizi biliyorlar. Destekliyorlar. Ama zaman şeyi var. Geri planda Problemi kalıyorlar var. ama evet. Zaman problemi var. Başkanım çok güzel bir soru gelmiş. Ben de bu soruyu gerçekten takdir ettim. Tabii. Yönetimde gençlere yer veriliyor mu yoksa siyasi erkekler gibi hep ileri yaştakiler mi mevcut diye bir çok güzel bir soru Yok. gelmiş. En genç dernek biziz. Gençler yönetimde. Gençlerimiz var. Yani zaten bizim yönetim olarak gençiz. Borga yani diğer 60 yaş üstünün yok desek yeri var. Ha olmalı mı? Olsun. Ama Evet. gençler zaten bizim hitabımız gençler. Gençlerin dilinden anlayanlar. Bizde kota mota hiçbir şey yok. Önümüz açık. Herkes fikrine hür, vicdanı hür bireyleriz diyoruz. Gençlere bırakacağız. Hedefimiz bu. Çocuklar ve gençler. Biz bir şeyler katalım ki onlar da diğer gençlere hitap etsin. Evet başkanım. Şu an başka soru görmüyorum ben. Eğer insanların merak ettikleri sorular var ise sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirler. Her şekilde Hamza Başkanım, Borga Başkanım cevap verecektir kendilerine. Doğrudur. Dilimiz döndüğü kadar cevap veririz. Evet, Hamza Başkanım, ilk yayını kabul ettiniz. Sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ederim. Yok estağfurullah. Her zaman. Her zaman. Furkan Sağ Bey. olun. Her zaman. Sağ olun. Sağ olun. Siz değerli Şey. izleyenler, dinleyenler de sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir son Dilimiz cümle Türkçesi söyleyeyim. affola. Tabii buyurun başkanım. Bir Buyurun. son cümle söyleyeyim Atatürk'ten. Yani bizim işimiz gerçekten zor. Biliyoruz. Zor bir işe kalkıştık. Evet. Atatürk'ün sözleriyle size veda etmek isterim. Son söz Güzel bir sizde o söz. zaman başkanım. Sonra Tamam. kapatıyorum. Tamam kardeşim. Sağ olasın. Rica ederim. Diyor ki Atatürk belki çoğumuz bilir. Büyük olmak için hiç kimseye ittifak etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleketinizin gerçek mülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır. Onun önüne sonsuz engeller yığacak, önüne sonsuz engeller yığacaklardır. Fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, kimsesiz ve araçsız kabul ederek hiç kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyüksün derlerse bunu söyleyenlere de gülüp geçeceksin diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ben de Buradan buradan alkışlıyorum, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu cennet vatanı bırakıp emanet edenlerin ruhları şad olsun. Onların sayesinde nefes alıyoruz. Biliyorum ki hepsi cennette. alkışlıyorum. Evet. Önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Son sözümde yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. Ne mutlu Türk'üm diye. Var Sağ olun. olun, esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun başkanım. Ben de son cümlemi yaşasın Cumhuriyet diye adlandırarak bu yayınımı Aynen. kapatıyorum. Bizleri dinleyen herkese çok teşekkürlerimi Aynen ben de. Bizi bu saate kadar dinlediler. sunuyorum. Var Sabır ettiler, olsunlar. dinlediler, sağ Sabrettiler. olsunlar. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum, esenlikler diliyorum. Sağ olun. Bir dahaki yayında görüşürüz kardeşim. Hoşça kalın. Görüşmek Sağ üzere. olun. Sağ olun. Esenlikler. Var olun. Sağ olun.